İnsan bu kadar vicdandan kopuk olmaz. İnsan insanlıktan bu kadar kopuk olmaz. İnsanlık direnişi yaşanıyor Kobani'de. Kobani'de bir aydır değil, iki senedir IŞİD'in zulmüne karşı bu ortaçağ vahşet örgütünün Türkmenleri, Ezidileri, Kürtleri, Süryanileri, Asurileri kendi öz topraklarında, Mezopotamya topraklarında vahşice saldırıları karşısında sadece katletmekte kalmamış, kadın ticaretini İslamiyet adına yapan bu köle satıcıları, bu tecavüz dehşet insanlarını birileri siyaset adına korumaya kalkmıştır. İşte IŞİD'de Kobani'de insanlık direniyor. İnsanlık direniyor ki Kobani'deki direnişin hem Türkiye'de hem Kobani'de hem Orta Doğu'da hem Amerika'da hem Avrupa Parlamentosu'nda bir tek slogan yankılanıyor. Bizi Berhodana Kobani, bizi Berhodana Rojava deniyor. Çünkü orada insanlık direniyor. Bu meclis bu insanlık direnişinde susacak mı? Bu meclis seyredecek mi? Bu meclis oradaki katliama seyirci mi kalacaktır? Bu meclis oradaki Türkmenler saldırıya uğradığı zaman Türkmenlerin yanına kim gitmiştir? Türkmenlerin yardımına YPG gitmiştir. Peşmerge gitmiştir. PKK gitmiştir. Türkmenlerin karşısında bile suskun kalan bir meclis görüyoruz burada. Kürt halkının katliamında susuz kalanları görüyoruz burada. Burada suskunluğu görüyoruz. Sus bakayım. Terbiyesizlik etme konuşurken. Sus. Terbiyesizliğin gereği yok. Burada bir katliamı konuşuyoruz. Bu katliam karşısında insanlık onuru direniyor. Bu insanlık onuru direnirken sadece Şırnak'ta Silopi'den 15 bin Yezidi yurttaşımız girdi. Şu an Şırnak, İdil, Cizre, Mardin, Nusaybin, Midyat burada binlerce Yezidi kardeşimize sadece bizim belediyelerimiz yardım ediyor. Hükümetin yardımı ulaşmış değildir. Bakın Kobani'de binlerce insan geldi. Hükümetin resmi açıklamalarına göre 160 bin. Hükümetin baktığı, yardım ettiği insan sayısı bir de resmi olarak bakın. Resmi olarak hükümetin kayıtlarında kayıt yok, kayıt. Çünkü onlar akrabalarının evlerindeler. Ama bu Kobani direnişi, insanlık direnişi insanlığa ve tarihe bir destan olarak geçecek. Bu tarihe destan olarak giren Kobani direnişinde IŞİD vahşeti, ortaçağ zulmü, ortaçağ örgütleri, Orta Doğu'da bir varil petrola halkları satanların mağlubiyetiyle ve rezaletiyle sonuçlanacaktır. Ben size bunu açık söyleyeyim. Bu ülkenin kardeşlerinin, bu ülkenin akrabalarını, bu ülkenin komşu topraklarını bir varil petrola satan zihniyet karşısında bu meclis suskun kalmıştır. Bu meclisin milletvekilleri, partileri suskun kalmıştır. Bu meclisin milletvekilleri Tuz Hurmato'ya gidememiştir. Şengal'a gidememiştir. Kobani'ye gidememiştir. Halkların Demokratik Partisi'nin bütün milletvekilleri her gün nöbet tutmuştur. Binlerce insanla oraya gitmiştir. Binlerce insanla orada dayanışmada bulunmuştur. Orada sivil toplum, emek örgütleri her gün gelip dayanışmada bulunmuştur. Maalesef göstermelik bir iki ziyaretin dışında insanlar, partiler, vicdan, insanlık suskun kalmıştır. Bu suskunluğa isyan etmemek elde değildir. Eğer Kobani düşerse biz Türkiye'nin başına ne geleceğini biliyoruz. Afrin'e de, Cizre'ye de, her yere de bu zalimler kadınları birkaç dolara satan Ezidi kadınları köle pazarlarında satan, Türkmen kadınlarını satan ve Türkmen bir babanın söylediği kızlarımı işçiler almasın diye zehirledim diye AK Parti milletvekillerine söylediği sözler var. Söylediği sözler var. Şimdi ben size bu vicdan karşısında hepinizi vicdana davet ediyorum. Böyle bir vahşet örgütü karşısında sadece ve sadece insanlık koridoru için vicdanı olan elini vicdanın üstüne koysun. Bu meclisin İnsan Hakları Komisyonu ne işe yarar?
Bu meclisin Avrupa Dışişleri Komisyonları ne işe yarar? Bu insanın, bu meclisin hakikaten bu konuda alacağı bir karar yok mudur? Bu meclisin gidip olayları yerinde görmek, incelemek ve müdahale etmek gibi bir yükümlülüğü yok mudur? Arkadaşlar, bu kadar vurdum duymaz olamazsınız. Sınırlarınızda, bitişik binanızda, komşunuzda yangın oluyorsa bundan kurtulacağınızı sanıyorsanız hepiniz aldanıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Hiç kimse bir varil petrola Kürt halkını ne satın alabilecek ne direnişini kırabilecektir. Oradaki halkların, Türkmenlerin, Süryanilerin, Asurilerin, Ezidilerin, bütün halkların evlatları artık direnişe geçmiş durumdadır. Direniş karşısında susmak, direnişin karşısında zalimlerin yanında yer almaktır. Ya zalimlerin yanında yer alırsınız ya da haklı bir direniş içinde olanların yanında yer alırsınız. İkinci bir yol yoktur. Biz meclisi böyle bir onurlu göreve davet ediyoruz. Dört parti grubunu onurlu bir göreve çağırıyorum.